Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Beni tanımayanlarınız için ben Esma. Bugünkü videomuz vlog tarzında makyaj başlangıç olarak devam edecek. Vlogda da böyle çekeceğim kısa kısa. Dışarıda olacağım bugün. Ev vlogu olmayacak. Hadi başlayalım o zaman. Toniğimizi sıkıyoruz. Tonikten tam emin değilim daha. O yüzden kullandıkça deneyimleyip size söyleyeceğim. Markasını göstereyim. Şu tonik. Hemen böyle yedirdim. Sonra nemlendiriyorum. Güneş var aslında ama çok dışarıda olmayacağım yani. Hatta hiç dışarıda olmayacağım. Gidene kadar. O da arabayla zaten. Bugün arabamızla gidelim kursumuza. Zaten arabamız satılacak. Belki son vloglara gel. Son yani bu vloglarda çektiğim. Zaten bir kere çektim daha. O da telefon tutacağı eriyor cama yapışınca. İyisini de bulamadım. Tamamdır. Böyle ay niye bozuluyorsun ya? Bu şekilde güzelce nemlendirdik. Şu an gayet güzel. O zaman geçelim concealer. Fondöten kullanmayacağım. Şu dedim vardım. Şöyle. Aslında hiç makyaj yapmak istemiyordum da. Şimdi böyle boş olmasın vlog. Oy oy. Gitar ödevim çok zor. Bugün gitar kursuna da gideceğiz. Hatta arkadaşımla çalışacağız. Eğer çekebilirsem çekeceğim. Çekerim belki ya. Eğer sorun olmazsa onun için sorarım. Çalışırken hafif böyle. Kapatıcı güzel ya. Şöyle hafif. Kapatmak istediğim yerleri kapatıyorum. Aynı fondöten sürmüş gibi. Zaten pudraladığım için. Şöyle ben kendime aynadan da bakacağım. Güzel dağılmış. Kaşıma niye getirmişim? Tamam. Şimdi pudralayalım yüzümüzü. Şuradan pudra fırçamızı alıyorum. Avon'un. Bunu ben 14 yaşımdayken 5'li setini almıştım. O zaman 50 liraya mı 40 liraya mı ne almıştım 5'li setini. O zaman makyaj kursuna gidiyordum. İşte hocamız almamız gerektiğini söylemişti. Hiç yoktu yani bilmiyordum. Hani böyle süngerlerle pudralardık yüzümüzü içinden çıkan. Kursa gidince aldık. Ay tipime bak. Biraz daha acele etmem lazım. Bu şekilde 2 dakikada hemen concealer ve pudrala hemen bitti. Biraz allık sürelim bugün. Şu pastelin 41 numara. Uf, koştur koştur. Bugün biraz yoğun bir gün. Şimdi şöyle bunu da BİM'den almıştım. Patili bir fırça. Şöyle alıp çok böyle yoğun olmasın. Hafif ışıltılı bir ürün zaten. Pembe. Bunun kırmızısı falan da var da. Bakın hafif. Böyle sanki güneşten kızarmış gibi. Hafif bir kızarıklık. Yani pembelik veriyor kızarıklık demeyelim de. Bu güzel. Alabilirsiniz. Beğeniyorum onu. Hatta aldığım ürünlerin çoğunu beğeniyorum. Çünkü deneyimledim senelerdir. Bu nemlendiriciyi biliyorsunuz. Bununla hemen ruj sürmeyeceğim. Çünkü bir şeyler yiyeceğiz. Sevmiyorum bir şeyler yerken bulaşmasını. O yüzden kullanmayacağım. Hafif gözüme. Ne yaptın Esma?
hafif gözüme renk geçeceğim. Sonra kaşlarımızı tararız. Bu Revelation Far paletinden böyle toprak rengi seçeceğim. Üstünde yine bu kedili tuniğim. Siyah beyaz takılıyorum. Siyah penye şal takacağım. Altımda siyah eşortman pantolon tarzı bir şey var. Şöyle toprak rengi şu. Farımı sürüyorum. Şu şekilde dağıtıyorum. Yani sadece şuraya koyup bırakmıyorum. Hafif dağıtıyorum zaten bunu. Şimdi hiç almayacağım fırçama. İkisini de dağıtacağım. Bu şekilde. Şuralarına şöyle silebilirsiniz. Taşarsa. Güzel. Geçelim rimelimize. Farla işim bitti. Bu da güzel. Alabilirsiniz şöyle. Vitality diye bir çeşit far paletinin. Hangi rimelden seçsem bilemedim. Şimdi Farmasi'nin rimelini süreceğim. Bu Farmasi'nin Waterproof B-Fit diyor. Bunun bende şöyle sabitleyici spreyi vardı. Üstü hani soyuldu gitti rengi. Bu bunun. Yani bir de rimel fondöteni vardı galiba bunun. Evet. Bunu sürelim. Deneyelim bakalım. Ben kullanmadım. Kedi kılı her yer. Sürelim bakalım, deneyelim. Siz beğenecek misiniz? Ben Essence'in pembe rimeline bayılıyorum. Yani çoğu mesela o Maybelline'lerden falan ben daha çok beğeniyorum. Bayağı var içinde sıvı. Taze olduğu için. Ben bir sürüp geliyorum. Rimel öyle süper falan değil de kötü de değil yani, güzel. Şu Axwell'in kaş sabununu sürelim. Yani kötü değil rimel, güzel. Şöyle. Bakın nasıl fark ediyor ya. Çok almışım. Çok almayın, ben sevmiyorum. Yapış yapış gibi hissediyorum. Bir de kokusu falan çok güzel ya. Hiç rahatsız etmiyor. Üf, yazmama takılıyor. Oldu. Doldurmayayım ya. Eşit değil kaşlarım. Neyse. Olsun. Her zaman eşit olmuyor. Bazen dökülüyor. Bazen seyreliyor. Olabilir. Hiç yoktan iyidir. Yine var kaşımız. Çok şükür. Onlara takılmıyorum. Şimdi şöyle. Bunlardan birisini daha deneyelim ya. Hangi rengini denesem. Ama bugün denemeyelim bunu. Çünkü hiç alakası olmayacak. Üstünün hani siyah, gözümde hafif kahverik var. Yani toprak rengi yani. Böyle yeter. Dursun böyle. Bunların renklerini deneyeceğiz. Takipte kalın. Her rengini bir videoda böyle hani mavi eyeliner denedik. Pembe eyeliner denedik. Yeşil. Bunları deneyeceğiz. O yüzden şimdi ben eyeliner çekmeyeceğim bugün. Yani böyle dursun. Zaten kursa gideceğim yani. Bir yere gitmiyorum. Özel bir şey yok yani. Yeter bu kadar. Cilt tonumuzu eşitledik. Şöyle bir yüzümüzü topladık. Tamam. Ben şalımı takıp geliyorum. Arabada görüşürüz. Ben şimdi geldim. Kursun oradayım. Arkadaşımı bekliyorum. O gelince biraz ders çalışacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Hava aşırı güzelmiş. Telefon tutacağım olmadığı için yolda çekemiyorum.
Yani güneşli yelek giymiştim, çıkartacağım da bu şekilde. Arkadaşımla buluştuk. Derse falan girdik, gitar dersine çekemedim. Çok ses vardı. O yüzden biraz gezmiştim. Onları gösterdim burada. Gitarda çaldığımı falan da evde çektim biraz. Onu da ekleyeceğim videoya. Galiba sürahi. Sürahi de olur, yağdanlık. Ama yağdanlık gibi şurası. Bilmiyorum kanka, 130 lira. Verirsen de anlatmaz belki o parayı. Ben şunları çok seviyorum. Kanka bak, şunlar da 35. 1,5 hikayeye tekrar gelecek. Gitar kursunda çok sesi olduğu için orada çalamadım. Aşırı yüksek sesi çalanlar var. Bir de yeni çalmaya başlayanlar var. Ben bir dönem gittiğim için devam ediyorum kaldığım yerden. Ama unutmuşum tabii biraz. Şimdi verdiği ödev çok 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 zor öğretmenin. Ve geçemedim geçen hafta. Bir notasını yanlış basmışım. O yüzden yeni bir ödev ekstra verdi. Onda çalışmamı söyledi. Biraz çalacağım ama yani çalamıyorum pek ya. Biraz deneyeceğiz bakalım. Bu. Diğerleri daha kolay. Mesela başlangıçta şu şekildeydi. Göstereyim. Yani iki parmak mesela. Şimdi çoğu hepsini kullanıyoruz. Bunları falan yapıyorduk başta. Bunlar çok kolay geliyordu ama şimdi var, aşırı zor. Bütün parmaklarımızı kullanıyoruz. Ekstradan parmaklarımın uçları yara oldu ve şu an böyle sertleşti, nasır oldu. Sonra onlar kavluyor, yara oluyor. Yani şu ankiler, yani bütün parmaklarımızı kullandığımız için çok zor. Şöyle mesela, şöyle, şu şekilde mesela, bu çok zorluyor, bileğimi de ağrıtıyor. Sonra işte ritim değiştiriyorsun. İşte bunları bileğim falan çok ağrıtıyor bu. Parmak uçlarımda görünüyor mu? Şu şekilde çizgi çizgi yara oluyor zaten. Yani hani bir hafta gideyim, öğrendim, şarkı çalacağım yok. Bunun sonu yok yani. Bir senede falan notalar anca bitiyor. Hatta bitmiyor bile. Bir de her derste geçemiyoruz. Mesela şöyle bir sürü notalar var. Netlemez ama. Bunlar çok zor. Bunu geçemedim bu hafta. Ekstradan yeni bir ödev aldım. Bir tanesini yanlış bastığım için. Yani sınıfta çekemedim. O yüzden evde çekmek istedim. Bu şekilde kolay olanlar hoş zaten. Onlara alıştık. Kolay geliyor. Önce bunlar da çok zor geliyordu. Geçişlerde falan bekleyerek geçiyorduk. Bu şekilde videonun içerisinde hani gitarda söylediğim için çekmek istedim.